İyi akşamlar dostlar. 9 Nisan 2024 tarihi, yani bayramdan hemen önce arkadaşlar, kapanışa göre bilançolarını açıklayan 2023-12 bir dönem bilançosunu açıklayan sanayi şirketlerinin arkadaşlar Piotrowski F değerine göre arkadaşlar sınıflandırılması, bakın burada Piotrowski F değeri bana ne demeyin arkadaşlar, bu şirketlerin güçlü olup olmadığını, finansal açıdan güçlü olup olmadığını bilanço değerlerine göre değerlendiren bir parametre diye söyleyelim. Şimdi burada aslında neye bakılıyor? Karlılığa bakılıyor, faaliyet etkinliğine bakılıyor ve likiditeye bakılıyor arkadaşlar. Bunlar önemli ve bunlar arkadaşlar 9 farklı değerde her birine birer puan vermek üzere değerlendirilen parametreler diyelim, skor değeri olarak. Şimdi baktığımızda en sağlam şirket olarak karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Beyaz 9 almış bakın. 9 üzerinden 9 almış. Ülkede baktığımız zaman 8 alanları söyleyelim. Ülker, Türk Traktör, Turkcell, Reysaç, Rodrigo, Osman, Odin, MGMT, Megametal, Marble arkadaşlar, Mermer, Gedik, Desa, Borusan, Banvit ve Aselsan arkadaşlar 8 değerine layık görülen arkadaşlar hisseler, sağlam şirketler anlamında, bilanço anlamında, finansal yapı anlamında arkadaşlar. Bunun dışında 7 alanların çoğu arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bayağı var, hemen okuyalım. Yeşil Yapı, Vestel, Vestel Beyaz, Tiriç, Tuaso, TETMT, TAB Gıda, Sodasan, Pirelli Kablo, Obams, Nuh Çimento, Migros, Kuştur, Konya, İş Yatırım, İsmen, İngram, Göltaş, Flap, Ersu, Enerjisa, Ege Pro diye sıralanıyor arkadaşlar. Buradan artık yavaş yavaş durdurarak kendinize bakarsınız videoyu. Dediğim gibi arkadaşlar bu neye göre? Şirketlerin sağlamlığına göre, finansal açıdan, teknik anlamda değil arkadaşlar, finansal açıdan sağlamlığına göre değerlendirmesi. Neye göre? 2023'e 12 bilançosu açıklanan şirketler bunlar arkadaşlar. Ve 9 Nisan tarihine göre. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmak, ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.